Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Hindistan İçki İşler Ministeri Xitayga qattiq narazılık bildirdi. Hindistan'ın İçki İşler Ministeri Talaş Tartıştaki Arunachal Pradesh'ni ziyaret kılıp Xitay'nın yer namını özgertişige karıştırdığanlıkını bildirdi. Amerika Avazı'nın haberinde bildirilmişçe Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı 10. April Hindistan İçki İşler Ministeri'nin Arunachal Pradesh ziyaretige qat'i karıştırdığanlıkını bildirip, bu rayonda hareket kılış Xitay'nın igilik hukukuğu dahli taarruz kılış buluduğanlıkını bildirgen. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin qararlık muhbirlerini kütüveliş yığınıda Hindistan'ın İçki İşler Ministeri Ahmet Shah'ın Arunachal Pradesh'teki ziyareti hakkında soralgan sualga cevap verip, Tibet'nin Xitay'nın zimin ihkallikini, Hindistan'nın yukur dergilik emeldarlarının Tibet'nin cenubide hareket kılışı, Xitay'nın igilik hukukuğu dahli taarruz kılganlıkı ihkallikini ilgiri sürüp bildirilgan. Wang Wenbin yana Ahmet Shah'ın hareketi Chigra rayonlarının tinişliği ve xatirjemligige paydasız. Xitay bununga qat'i qarıştırdı degen. Bir hafta ilgari Xitay Hindistan'ın şarq-şimal rayonundaki Arunachal Pradesh deb qaraydigan 11 rayonning isimlerini özgertip, bu rayonlarni Xitay'ın zimininin bir qismi deb e'lon qilgan edi. Hindistan taratqolarining xabariga asoslanganda Ahmet Shah düşenbe kuni Arunachal Pradesh'te 2 kunlik ziyareti bo'lgan. Hem de Hindistan-Tibet ameli kontrol liniyasının yendiki Kibito yezisida hayati küçkü tolgan yezi tür kuruluşu faaliyeti başlamakçı bolgan. Bu, Ahmet Shah'ın İçki İşler Ministeri bolgan denkin tunji qetim bu rayonunu ziyaret kılışı bolup, o Kibito yezisida 9 kiçik su elektr türünü yolu koyuşunu planlagan. Xitay'nın Janubi kısım Uruş rayonu Amerika'a narazılık bildirdi. Xitay Janubi kısım Uruş rayonunun akbarat bayanatçısı tehdit tariqisi de Amerika paraxotlarının sipratli aralığı yakın xaditaşlıq deniz tabasiga kirganligiga narazılık bildirdi. Xitay Armiya uçurları torunun 11. aprildeki haberde bildirilişçe Xitay Janubi kısım Uruş rayonunun akbarat bayanatçısı Tianjunli bayanatı da 4. ayının 10. günü Amerika'nın USS Milius namlıq başkurulduğun bombalı qoğuluğuçi paraxoti Xitay'nın tasdiqini almay durup, Xitay'nın Nansha, Meiji, Xaditaş arıla etrafıdaki deniz tabeligige kirganligini Xitay armiyasının Janubi kısım Uruş rayonu deniz ve hava armiyası askeri gücünü teşkillep, bütün musafirlik nazarat bilen karavulluk kılganligini Xitay Janubi denizdeki arallar ve onun etrafıdaki deniz tabeligide münazir talep kılmaydıgan igilik hukukuğa iyi ihkanligini Uruş rayonundaki kısımlar her vakit huşyar haletini saklap kelivatganlıkını, Xitay'nın igilik hukuk bihaterliki ve Janubi deniz rayonunun tinişliği mukumlukını qat'i qoğdaydıganlıkını dava kılgan. İran bilen Saudi Arabistan elçihanalarını qayta etişki tayarlı kılmaqda. İran bilen Saudi Arabistan'ın münasibeti umumiyüzlük yaxşılınışkı başlayan bolup, vekiller ömeki öz ara ziyareti bolup, elçihana konsulxanalarını qayta etişki tayarlı kılışkı başladı. BBC'nin haber kılışça Saudi Arabistan vekiller ömeki 8. April'dan başlayıp İran'ı ziyaret kılgan. İran vekiller ömeki mu neçik gün içi de Saudi Arabistan'ı ziyaret kılıdığan bulup, iki taraf karış taraf devleti de elçihanı ve konsulhanlarını kayıtı etişki tayarlık görüdüken. İran Mehir Agenetliğinin haberde Saudi Arabistan vekiller ömekinin 8. April İran paytaxtı Tehran'a yetip berip, İran'da turuşluk baş elçihanesi ve Meşhed'de turuşluk konsulhanesini kayıt gözünün keçürgenliği bildirilgen. İran Taşkı İşler Ministerliği emeldarının aşkarlışça İran vekiller ömeki müşahabdının ahırda Saudi Arabistan'ın Riyad ve Ciddi'ye berip, Saudi Arabistan'da turuşluk elçihanı ve konsulhanını kayıt etişki tayarlı kılıdıgen. Saudi Arabistan bilen İran 2016 yılı diplomatik münasibetini üzgen. Saudi Arabistan ve İran iki devlet vekilleri bu yıl 3. ayının 6. günden 10. günü geçe Beijing'de sohbet ötküzgen. Xitay, Saudi Arabistan, İran 3 taraf 3. ayının 10. günü koşun bayanat elan kılıp, Saudi Arabistan, İran 2 tarafının münasibetini əslige keltürüşge koşulğanlıqını cekarlıgan. Şunun bilen iki devlet şu gündün başlap taşkı işler münasibetlerini tedirici əslige keltürüşge başlıgan. Blinken, Amerika'nın maksidi Xitay bilen suğuk münasibet uruşuğu kiriş emeslikini bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken, Amerika'nın Xitay bilen bulgan münasibetdeki maksidinin yeni suğuk münasibet uruş emes tinişlik, mukumluk, bihaterlik ve pürset yaratış işkallikini etdi.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Amerika Dışişleri İşler Ministeri Antony Blinken paydaşı Washington'da, Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin bilen Filipin Dışişleri İşler Ministeri Enrique Manalo ve Devlet Müdafiye Ministeri Carlito Galvez bilen ötküzgen Amerika Filipin iki pilos iki ministerler söhbet yığınıdan kin koşma muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzdi. Filipin tarafından iqtisod, muhit ve klimat hamkorligi meselesini muzakere qilganligini bildirgan Blinken, buning bilan birga kuchaytirilgan mudofaa hamkorlik kelishimining ruhiga asosan diqqatlarini ikki davlat bexatarlik qismlarining o'zaro moslashishchanligini kuchaytirish masalasiga markazlashtirganliklarini eskertdi. Minister Blinken, Amerika askerlerini Filipindeki bazılarga uğrunlaştırış meselesinin Xitay bilen Tayvan meselesi sebeplik yüz bergüsü bir uruşka kandak tasir körüstüdüğallıqı tuğrısıdaki bir sualga cevap verip, Washington'nın rayondaki asaslıq məxsinin öz strategisini tertip keselip, küçüki məbləğ siliş işgallikini bunu Avrupa ve Tinic Okyan'daki şirikler bilen birlikte əməliyleştirip atqallıqını təkidledi. O sözün devamlaştırıp, dünyadan anlıqallarımız ve minin bizgimi paydalıq işgallikigi işindiğen dersem, Xitay bilen bolgan münasibetimizni mesuliyetkarlık bilen devamlaştırış. Bizning maqsadimiz tinishlik, muqimlik, bexatarlik ve fursatlarni yaratish. U Xitay bilan yangi suquq urushga kirish yoki Xitayni kontrol qilish emas dedi. Amerikaning rayondagi manfaati va rayonning muqimligi uchun qat'iy pozitsiyada bo'lib kelganligini tilga olgan Blinken, Washingtonning yer shariviy masalalarida Beijing bilan hamkorlashishga tayyor ekanligini, ikki davlat o'rtasidagi aloqa yo'llarining ochiq bo'lishining muhimligini qayd qildi. Avustralya Xitay üstüden sunğan ərzini qaytırıb aldı. Avustralya Xitayning arpa importiga qaratqan yuqori tamojna bejini tekshirish va'dasiga asosan Dünya Savdo Tashkilotiga sunğan ərzini vaqtincha qaytırıb alganligini e'lon qildi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha Avustralya Tashqi ishlar ministri Penny Wong Xitay üstüden Dünya Savdo Tashkilotiga sunğan ərzini vaqtliq qaytırıb alganliklari to'g'risida bayonot e'lon qildi. U ishchi partiyasi hukumatining Xitay bilen Avustralya arpa meselesindeki ihtilafını hal qilish çaresi üstüde izlenish doğrusida kelishim hasil qildiq dedi. O Xitayning kelgusi bir qancha ay ichida Avustralya ochliqidan yuqori tamojna beji elish meselesini tekshirish doğrusida va'da berganligini eskertib, Avustralya mu bu jarayonda Dünya Savdo Tashkilotiga sunğan arzini vaqtliq qaytirib oladi. Agar tamojna beji belgilangan vaqt ichida amaldan qaldirilmasa, arz qayta sunuladi. Xitayning bu masalani tekshirish uchun taklif qilgan muhlat Dünya Savdo Tashkilotidagi arzni hal qilish vaqtidan ko'p qisqa dedi. Canberra hükümeti Dünya Sahiye Teşkilatı'a 2020 yılı münasibetlik tuncu vakalar Xitay'da körülüşge başlayan Xitay virusunun kilip çıkışı hakkında müstakil tekşürüş elip verişini iltimas kılgan deyken, Avustralya bilen Xitay'nın münasibeti naçarlaşıqı başlayan idi. Xitay bunun qarata Avustralya'dan göç import kılışını toxtatkan bulup, arpa importu'a 80% tamojna beji alıdığallıqını ilan kılgan idi. Beijing'nin import mahsulatlarına koyan çeklemesi mu siyasi ihtilaplarını soğudu sahasiga sürüp girgen idi. Bu kademler Beijing rejiminin Avustralya'nın Xitay virusunun yıldızını tekşürüş talepini cezalaşkı urunuşu edip karalgan idi. Rusya bilen Amerika BDT yığınıda birbirini ayıpledi. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengişinin Kural Eksportu'a Xilaplı Qiliş Tuğrısı'daki yığınıda Rusya bilen Amerika Ukrayna uruşini çörüdüyen halda birbirini ayıpledi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe BDT'nin Kuralsızlandırış Ali Vekili Izumi Nakamitsu Rusya tarafından uyuşturulgan Kural Eksportu'a Xilaplı Qiliş temelik BDT yığında söz kıldı. Tertipsiz yoki qonunsiz qural yaroq savdosining xalqaro jamiyatning muhim masalalarining biri bo'lishini davomlashtirayotganligini ta'kidlagan Izumi Nakamitsu, buning qurolliq to'qinish, terrorlik va jinoiy qilmishlarga ilhom berish bilan birga butkul rayonlarni muqimsizlashtirib o'tish mumkinchiligi borligini o'tirg'i qo'ydi. Rusiyaning BDTda turishliq doimiy vakili Vasiliy Nebenzia g'arb davlatlari atalmish mas'uliyatchanlik bilan harakat qilishni tashabbus qilayotgan bo'lsa-mu, ammo ular Ukrainada paydo qilgan krizisining buning eksiçe işgallikini ilgiri sürdü. Amerika ve Garip devletlerinin Ukrayna'nın kural yarak bilen temillişinin zor xavuplarını elip gelgallikini, bunun yanı Xalqara Kanungumu xilaplıq işgallikini tilgi algan Nebenzia, BDT Xavupsizlik Kengişinin vazifesinin bu meselelerini halkılış işgallikini oturgu koydu. Amerika'nın BDT Xavupsizlik Kengişide duruşluq daimi muavin vekili baş elçi Robert Wood, Rusya'nın hata uçur berişke urunu vatqallıqını, bugünkü yığının Rusya'nın koşnısıgı kanunsuz tajavuz kılgallıqını yuşuruşku urunuş hareketi işgallıkını ilgiri sürdü.
Ukrainadaki meselenin koral eksportu meselesi emestikini bildirgen Wood sözünü devamlaştırıp, Ukrayna işgal kılındı. Şunu o BDT nizamnamesine asasen özünü koğdaş hukukuğa ige. Okşaşla halkara cemiyatnamı Ukrayna'nın özünü koğdaşıgı tökpü koşuş hukuku bağırı digerlerine kayıt kıldı. Kazakistan bir kısım neft mahsulatlarını eksport kılışını çekledi. Kazakistan 2024 yılı 31 dekabrgacha ayruplan yıkılgısı dizel ve beton qatarlıq bir kısım neft mahsulatlarını eksport kılışını men yıkıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Kazakistan Energiya Ministerliği uxturuş tarqıtıp 2024 yılı 31 dekabrgacha Kazakistan təvəlikidin bir kısım neft mahsulatlarını Euro-Asiya İqtisadi Birleşmesi tamojni zimininin sırtığı eksport kılış men yıkılındı digerlerine kayıt kıldı. Uxturuşda körüstülüşçe, uxturuşnun ruhiga asasen, Kazakistan'daki içki bazarda körülgüsü kızıl rakamının aldığını eliş üçün ayırplan yıkılgısı, dizel, tabii gaz ve beton qatarlıq bir kısım neft mahsulatları çet devletlerine eksport kılınmaydıken. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımızı körüşkice, aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.